Öncesi sonrası geceden merhaba. Bugün iki bölüm halinde yapacağız programı bu gece. İlk bölümde CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır konuğumuz olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sonra hemen Ali Mahir Bey'den sonra da diğer konuklarımızla Deniz Tansi, Uğur Poyraz ve Suat Özçelebi ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Şimdi bu akşam nasıl geçiyor diye sorarsanız resmi gazeteyi bekleyerek diyeceğim ben. Bir kez daha bir kabine toto yapılıyor. Özellikle sosyal medyayı açtığınızda 6'ya 7'ye kadar çıktı değişebilecek bakanların sayısı. Aslında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı birkaç gündür konuşuyoruz. İstifası neredeyse kesin, değişmesi neredeyse kesin gibi. Acaba ona yeni bakanlar eklenecek mi? İşte Ticaret Bakanı deniyor. Milli Eğitim Bakanı deniyor, Çalışma Bakanı deniyor. Ali Yerlikaya belki Adalet Bakanı diyen var. Ama bunların hepsi şu anda sosyal medyada dolaşan hani spekülasyon diyebileceğimiz e, noktalar. Dolayısıyla bir oradan başlayalım. Yani bir resmi gazete bekliyoruz yine bir gece resmi gazete beklentisi var e, Sayın Başarır. Dediğim gibi kabine toto e, başladı. E, bir kere bu hali nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani hani o görevden alma, kabine değişiklikleri her seferinde Olacak mı olmayacak mı? İnanılmaz iddialar. Ya oluyor ya olmuyor. Bu gece ne bekliyorsunuz mesela siz? Yani şuradan başlamak isterim. Aslında e, istifa tek taraflı bir irade beyanı, hukuki bir hak. Ama maalesef ki bu sistemde hiçbir bakanın e, atanmışın istifa hakkı yok. Beyefendi görevden alacak. Yani bakanın istifası konuşuluyor, biz de duyuyoruz, biz de biliyoruz. Bakan artık e, bu işi bu sistemde götüremiyor. Hatta odasını topladığına dair bilgiler var. Evet, e, başarılı değil. İş hayatında ne kadar başarılıysa, bakanlığında bir o kadar başarısız. Ee, özel hastanesinde, üniversitesinde büyüdükçe büyüdü e, bu iktidar sayesinde. Ama sağlık sisteminde bir o kadar kötüye gitti. Ve şimdi bırakacak, istifa edeceğini de biliyorum. İstifa edecek kendi iradesiyle. Ne yaparsın, çıkarsın, basının karşısına direkçeni verirsin, istifa ettim dersin. Hayır bu hak bile yok. Yani Onu bir yere koyalım. İstifa edemiyorsun. Beyefendi atar, beyefendi alır. Tek adam atar, tek adam alır. Bu sistemin en tuhaflıklarından bir tanesi de bu zaten. Ee, umarım ki öyle olmayacak gözüküyor. Sosyal medyadan, instagramdan Hı. falan bunu görmeyeceğiz. Ee, diğer bakanları görüyorum. Mesela çalışma bakanı eğer temmuz... E... Kritik temmuz. Kritik temmuz tahmin ettiğimiz gibi ama hiç istemediğimiz gibi geçerse, e, özellikle askeri ücrete zam yapılmazsa, emekli hakkını almazsa, açlık sınırında yaşamaya Ocak ayına kadar e, onlar devam ettirilirse, o bakalım o koltukta oturmasına gerek yok. Vicdanı varsa zaten istifadesin ve şunu söylesin, bu kötülüğü yapacak bir bakan bulun. Ben bu kadar kötü değilim. İddiaya göre o da sağlık sorunlarını e, dile getirmiş ama belki de e, bu sürecin ağırlığını taşıyamamış olabilir mi acaba sizce? Vallahi milyonlarca emeklinin, işçinin sağlık sorunlarını e, bozan e, bir sistemin bakanı yani kusura bakmasın. E, çıksın gerçekleri konuşsun. Gerçekleri biliyor, şikayetleri biliyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Cumhurbaşkanı'na bunların hepsini söyledik. Ee, Çalışma Bakanının da dediğin gibi o Temmuz kara geçecekse kara, kara hı hı. Temmuz olacaksa o koltukta oturmasına gerek yok. Ticaret Bakanını bilmiyorum. Yani İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlarına olasılık mı sizce? Milli Eğitim Bakanı'na önce bir parantez açmak isterim. Ee, Milli Eğitim Bakanı şu kabine içerisinde o koltukta bir dakika bile oturmayacak bir bakandır. Suç işlemiş bir bakandır. Ee, Neden? Hemen söyleyeyim. Bir sefer tarikatlarla bakanlığın ilişkisini, bakanlığın bütçesini tarikatlara açıp okulları tarikatlarla ilişkilendiren bu bakana bunu sorduğumuzda o tarikatlara STK canım diyen bir bakanın o koltukta işi yok. Bu bir. Son müfrezat rezaletini zaten e, konuştuk. Bu bu hafta e, büyük bir ihtimalle meclise gelecek. Ve şimdiden e, ülke mesele söylüyorum açık bir şekilde... Milletim Komisyonu, diğer milletvekili arkadaşlarımız hepimiz gelirse inanılmaz bir direnç göstereceğiz. Bu ayıptan, bu yanlıştan dönün. Çünkü e, bu hafta geleceği söyleniyor. E, o bakana Türkiye'nin hiçbirimizin tahammülü yok. E, yani dediğim gibi bir dakika bile o koltukta oturması fuzuli gereksiz bir işgal bence. Ali Yerlikaya sizi şaşırtır mı? Şöyle, Ali Yerlikaya Süleyman Soylu'dan sonra gelen her isim Türkiye'ye iyi geldi. Ondan kötüsü yoktu. Bunu hep söyledim. Yüzüne söyledim mecliste. Senden daha kötüsü bu ülkeye gelmedi. Geleceğini de zannetmiyorum. Ali Yerlikaya'nın gidişi daha derin ilişkilerle olabilir. Küçük ortakla olabilir. Dokunduğu çetelerle olabilir, dokunamadığı çetelerle olabilir. Sinan Ateş cinayetiyle olabilir. Yani onun da bir vicdan muhasebesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, Soylu ne kadar bu ülkeyi e, çeteleri açmışsa o da bir o kadar Soylu'ya göre mücadele ettiğini düşünüyorum. <laughs> ne kadar Türkiye'nin her sokakta bir torbacı uyuşturucu e, tacirleri cirit atarken bir mücadele verdiğini düşünüyorum. Bu konuyla ilgili Sinan Ateş cinayetiyle ilgili rahatsızlıklarını biliyorum. MHP'nin bununla ilgili baskılarını biliyoruz. Onun durumu çok çok daha özel. Yani Sürekli... Ali Erlika'ya giderse bu MHP'nin içinde olduğu inisiyatifiyle gidecek demeye getiriyorsunuz. Tabii ki çünkü Sinan Ateş cinayeti aslında... Bu seçimden sonra bir parça ilerleme göstermişse emniyetteki isimler e, toplumla paylaşılmışsa e, ben biliyorum ki İçişleri Bakanı bu olayın çözülmesini tamamıyla çözülmesini istiyor, Adalet Bakanı çözülmesini istiyor. Ama dediğim gibi küçük ortak bunda direniyor. Hı hı. Bunun dışında Ankara'daki Ayhan Kaplan soruşturması dahil e, hiç e, Süleyman Soylu döneminde dokunmayan çetelere dokunduğunu e, biliyoruz. Bu konuda derin bir yapının bir müdahalesi olabilir. Ben özellikle iki bakana bir parantez açıyorum. Milliyetin bakanı bir saniye bile o koltukta oturmaması lazım. Bu ülkenin gençlerinin, çocuklarının geleceği için. Hı hı. İçişleri Bakanı'nın da gidişi ancak derin hı hı. ilişkiler ve talimat pazarlıklarla olur. Peki, Şimdi Çalışma Bakanı da işte ismi geçen bakanlar arasındaydı ve ona dair değerlendirmenizi yaparken işte kritik temmuz dedik asgari ücretliler, emekliler açısından zaten hani durumu ortada. Bunun ağırlığı zaten tek başına taşınamaz ifadesini kullandınız. Vicdanen. Tabi tabi. Tabii, tabii. Ee, ki asgari ücret meselesine artık bir insan hakkı, insanlık hakkı diye Kesinlikle. bakılıyor. o Hani kaynak yoka bakmaz artık mecburiyet diye bakılıyor. Fakat olmayacak. Ay, yine de biz ha. hani her şeye rağmen asgari ücrete zam olur mu olmaz mı diye beklerken bugün elektriğe zam geldi. Evet. Yüzde otuz sekiz. Hatta şimşek çaktı manşetleriyle verildi. Bu neyin göstergesi sizce? Şimdi e, şunu söyleyeyim. E, varank. Mustafa Varank ekme ekmeğe e, bir parça zam yapıldığı zaman ki zorunluluktu her şeye zam gelmişti halka ekmeğe belediyelerimiz tarafından. Elektriğe zam mı geldi canım dedi. Daha ne zaman dedi bunu 15 gün önce söyledi. Ama bugün %38 ve %30 mesken ve tarımda kullanılan Tarıma %30. Ele, evet, e, elektriğe zam geldi. Şimdi bunu bana birisi anlatabilir mi? Ben bunu soruyorum. Şimdi emekliye zam yapmayacaksın. Asgari ücret diye zam yapmayacaksın. Açlık sınırının altında yaşıyorlar. Bakın e, asgari ücretli yaklaşık tüm e, verilerin ortalamasına göre 3 bin lira açlık sınırının altında. 10 bin lira emekli maaş alan e, bir ailede açlık sınırının yarısı kadar evet. maaş alabiliyor. Evet. Ve bu şartlarda sen elektriğe, suya e, gayet zam yapıyorsun. Her şeye zam yapıyorsun. Nasıl olacak bu? İşte bakan bunu düşünüyor. Bu enflasyon etkilemeyecek mi? Maliyetleri etkilemeyecek mi? Bakın bugün belediyelerin en büyük gelir gider kalemi, çok özür diliyorum, enerji. Enerji. Mesela bu elektriğe zammın enflasyona bir puan etkisi olacakmış yükseltme noktasında. En az. Ama mesela asgari ücretle ilgili zam dile getirildiğinde hükümet diyor ki Önceliğimiz enflasyonla mücadele. Ee, ama pek çok raporda her 10 puanlık artışa ücretlilere yapılan zamların etkisi onda birmiş mesela. Evet. Ee, peki mesela şimdi geçinemiyoruz, mitingi yapacaksınız pazar günü. Ee, ve orada başta asgari ücretliler olmak üzere herkes davetli. Ee, siz sendikaları da, konfederasyonları da davet Hepsini. ettiniz. Hepsini davet Hepsini. ettiniz. Ee, Sayın Veli Ağbaba, Ayn Ulaş Karasu... Milletvekili, Kocaeli Milletvekili arkadaşlarımız hepsi tek tek davet ettiler, tek tek aradılar. Çünkü gerçek bu işi muhatapları sendikalardır, içi sendikalarıdır, işçi örgütleridir. Hepsi arandı. Ben özellikle Türk İş Başkanı'nı merak ediyorum. Niye? Geçtiğimiz günlerde Saygı Öztürk'e konuşmuştu. Aynen ifadesini okuyorum size ben 25 yıldır enflasyonun bu kadar ezdiği bir dönem görmemiştim, yaşamamıştım. Enflasyonun durdurulması asgari ücretle de iyileştirme yapılmak zorunda. Ücretliler, emekliler büyük sıkıntı içinde. Bunu Türk İş Genel Başkanı söylüyor. Gelecek mi mitinge? Şöyle söyleyeyim, bunu söyleyen e, Türk İş Başkanı bir koluna bir emekli, bir koluna bir işçi takıp gelecek oraya. Gelmeli. Gelmiyorsa o zaman bu sözün büyük mü yok. Şimdi onlar da çok iyi biliyor, diğer sendikalar da biliyor, Türkiye de çok iyi biliyor, Beyefendi de çok iyi biliyor. Bu maaşla insanların asker ücretlinin 15 gün, emeklinin artık 10 gün yaşayacak durumu yok. Bu bir gerçek ve bunun ocağa kadar gidebilme ihtimali asla ve asla yok. Bu bir hayal, bu bir vicdansızlık, bu ahlaki bir durum değil. Bu durumu söylüyorsan, son 25 yılın en büyük felaketi diyorsan geleceksin. Gelmiyorsan o koltukta oturmayacaksın. Şimdi bugün e, gri liste meselesi, kara paranın aklanması, terörün finansmanı ve Türkiye'nin işte yeterince mücadele etmiyorsun diyerek alındığı yine bu hükümet döneminde alındığı gri listeden çıkarılması. Mehmet Şimşek başardık diye bir tweet attı ve öyle e, duyurdu. Ve ben şöyle genel olarak yorumlara baktım. Herkes mesela elektriğe zammı onun üzerinden eleştirdi. Sizce bugün neyin başarısı var ortada? <laughs> Şimdi şunu söyleyeyim. Mali eylem gücü ve kara para aklamayla ilgili bu uluslararası anlaşmaya 1991'de Türkiye taraf olmuş. O günden bugüne kadar yani yaklaşık 33 yıl boyunca sadece AKP döneminde iki kez gri listeye girmeyi başarabilmişiz. Bu başarı onların. Bu rezaletten... Ee, kurtulmuş gözüküyoruz çıktık. Bunu başarı olarak kabul ediyor. İşte bu utanç meselesidir. AKP'nin bir başarısı varsa sözde bu gri listeye girebilmektir. Çünkü 34 yıldır bir iki yaşamışız. Niye yaşamışız? Bakın sadece 2022 ve 23 arasında masaya gelen şikayetler iki katı kadar artmış. Milyonlarca şikayet geliyor. 200 bin tane her yıl Kara parayla ilgili geliyor. Yaklaşık 11 bin tane terörle ilgili geliyor. Peki masak kaç tanesini çözmüş biliyor musunuz geçen sene? 200 tane. 200 dosyayı çözebilmiş. Şimdi adam diyor ki uyuşturucu ticareti Türkiye üzerinden yürütülüyor. Türkiye'de çok ciddi bir kara para var. Bu ülkeyi yöneten bürokrat, siyasetçilerin hiçbir tanesi mal varlığının hesabını veremiyor. Yurt dışına çıkan paranın patlı hesabı yok. Bunları biliyor. Türkiye'de konuşulmuyor. Savcıların ilgisini çekmiyor. Gri alıyorum diyor. Daha sonra Türkiye bu illetten kurtuluyor. Başardık. Neyin başarısı? Bizi bu rezalete, Türkiye'yi bu duruma sokan iktidar sizsiniz. Bu başarı mı? Yoksa bir utançtan, kendi yarattıkları utançtan ülkeyi kurtarmak mı? İki, bir başarı. Başarı. Başarı nedir? Emeklinin durumuna bak. Eğer iyileştiriyorsan başardık de. İşçinin durumuna bak, başardık de. Faize bak, iyi düzelmişse başardık de. Dış borcumuza bak, başardık de. Sen neyi başardın? Sen neyi başardın? Türkiye'yi bir felakete götürdün. İnsanlar, milyonlar açlık sınırının altında yaşıyor. Tek kelime, başardık. Yani e, ben güldüm. Peki Süleyman Soylu'nun da bir açıklaması oldu. Onu gördüğünüzde, şimdi az önce güldüm dediniz ya... Onu gördüğünüzde ne dediniz? Çünkü diyor ki Türkiye hiç hak, hiç hak etmediği şekilde bu listeye girdi diyor. <laughs> bu listeye girilmesinin yüzde yetmiş sebebi Süleyman Soylu'dur. Hiç hak etmediği, Türkiye'nin hak etmediği bir şey varsa Süleyman Soylu gibi bir İçişleri Bakanı'dır. Onun döneminde bırakın ülkedeki çeteleri, sokak, mahalle çeteleri kat ve kat arttı. Organize suç örgütleri katve ve kat arttı. Ankara'nın göbeğinde bir akademisyen Sinan Ateş öldürüldü. Onun failleri bulunamadı. Yani şimdi Süleyman Soylu neyi konuşuyor? O gün ee, Karabük Milletvekilimiz Cevdet Yılmaz Türkiye'de yakalanan dünyadaki yabancı organize suç örgütü liderlerinin e, listesini attı. 20,5 metreydi. 20,5 metreydi. Kim yarattı Cedret bunları? Luka. Süleyman Soylu. Hak etme, hak etmedik. Tabii ki Türkiye bunu hak etmiyor. Gri lisede olmayı Türkiye hak etmiyor. Türkiye gibi bir ülke hak etmiyor ama Süleyman Soylu gibi bir bakanın varsa maalesef ki bu da kaçınılmaz oluyor. Peki dolayısıyla siz hani burada bir e, başarı ortada yok. Asıl başarı hatta ekonomiyle bağdaştır, bağdaştırdınız. Yine hani işte asgari ücretlinin, emeklinin bugün açlık sınırının altında yaşamaması e, gerektiği üzerinde e, durdunuz. Şimdi e milyonlarca kişi açlık sınırının altında yaşıyor. Evet. Bir o kadar iki katı e, kadar kişi yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Böyle bir ortamda sokak halk seçim istemiyor mu? Sayın Başarır. Net e, olarak şunu söyleyeyim. Aslında erken seçim tartışmaları niye çıktı? 31 Mart seçimlerinde büyük bir başarı elde ettik. Türkiye'deki şehirlerin bir çoğunluğu, belediyelerin de çoğunluğunu kazandık. Evet, erken seçimi Cumhuriyet Halk Partisi ister, yarın olsa ister. Ki bunu Antalya'daki birkaç mitinglere söyledim. Serik mitinginde söyledim. Büyük bir başarı gelecek ve Türkiye'de yakın bir zamanda erken seçim olacağız, kurtulacağız dedim. Bunu da eleştirdiler o zaman. Ama şunu söyleyeyim bakın. Erken seçim için bir şeyi kaçırıyoruz. MHP'nin oyu da yetmiyor muhalefetle birlikte. 360 tane milletvekilinin evet demesi gerekiyor. Bu bir. İki, Cumhurbaşkanı'nın ikinci alternatif meclisi feshetmesi gerekiyor. Bunun dışında teknik anlamda biz ülkeyi erken seçime götürebilir miyiz? Hayır. Ne yaparız? İşte Rize'de olduğu gibi, Tekirdağ'da olduğu gibi, Pazar günü Gebze'de olacağı gibi mitingler yaparız. Nedir? İşte Yoksullukla ilgili miting yaparız. Çayla ilgili miting yaparız. Buğdayla ilgili miting yaparız. Atanamayan öğretmenlerle ilgili miting yaparız. Bunu yapıyoruz. Yani biz erken seçim istemiyoruz demiyoruz. Sadece anlattığımız teknik, teknik anlamda e, bunun hukukken şu anda mümkün görünmemesi. Ama, Ama ne yaparız? şöyle bir eleştiri var. Bilmiyorum mitingleri o şekilde mi e, şey yapıyorsunuz, denklemini o şekilde mi kuruyorsunuz? Ama eleştiri şu. Şimdi... E, bu kadar sorun varken toplumun farklı kesimlerini ilgilendiren o zaman halkı harekete geçirecek Türkiye'nin birinci partisi, ana muhalefet partisidir. O zaman onu harekete geçirecek. O erken seçim baskısını iktidarın üzerinde hissettirecek derecede bir şey yaratacak, dinamik yaratacak deniyor. Eleştiri böyle geliyor size. Hemen söyleyeyim. Bir sefer her ay çok alternatifli anketler yapılıyor. Bunların hepsini inceliyoruz. Bir, bu mitingleri durduk yerde yapmıyoruz. Bu mitinglerin hepsi çok ciddi anlamda planlanarak yapılıyor. Buradaki tek amaç halkımızı harekete geçirmek. Halkımızı bir seçimi iktidarın bu haksızlığına karşı motive etmek. Çünkü bir seçimden çıktık, iki ay sonra işte erken seçim konuşuluyor. Esnafını, işçisini, iş dünyasını, emeklisini, yoksulunu buna hazırlamanız gerekiyor. Nasıl hazırlarsınız? Mitinglerle. Ve şimdi görüyoruz ki İstanbul'daki atanamayan öğretmenlerle ilgili mitingden sonra mitingler çok daha coşkulu, çok daha kalabalık bir şekilde Hı. geçiyor. Yarın belki İstanbul'da milyonlarla bir miting yapılacak. Yürüyüşler yapılacak. Yani bunu ne yapıyoruz? Biz topluma seçime hazırız diyor. Genel Başkan da diyor. Yarın olsun isterim diyor. Ama çok üzülerek söylüyorum. Beyefendi bu kararı verecek. Tüm muhalefet birleşsek bu kararı alamıyoruz. Şunu söylüyorlar Sine'yi millete dönün. Çözüm değil. Döndüğümüz zaman ara seçime gidiyor. Ara seçimde tekrar milletvekillerini e, seçiyorsun. O milletvekillerinden bir kısmını yine o, e, iktidar partisine vermiş oluyorsun. Yani bu da yanlış bilinen bir şey. Biz erken seçime karşı değiliz kesinlikle. Erken seçimi istiyoruz. Şartlarının, ülkenin Halkın tamamen bunu istemesi, Türkiye'deki sokağın erken seçim diye e, inlemesi, tabii ki bu şartlarda olacaktır ki ben erken bir seçimle bekliyorum. 2026 mı olacak? Ne diyorsunuz? 25 düşün? de olabilir bakın. 25. Evet. Haziran sonrası. Ol olacaktır. Haziran sonrasından sonra, 2025 Haziran Haziran sonrasından sonra olacaktır. Bu iş böyle gitmez. Bu iş böyle gitmez. yani belki soracaksınız. Cumhurbaşkanı'yla görüşüyoruz, normalleşiyoruz. Ben Recep Tayyip Erdoğan'la ilişkimi normalleştirmiyorum. Ben ülkenin normalleşmesi için bu görüşmeleri yapıyorum. Çünkü işte yarın seçim gözükmüyor. istesek de gözükmüyor. Ne yapacağız? Biz şartları zorlayacağız. Erken seçimi ülkeyi götüreceğiz. Yapmadı. Emeklinin, işçinin, insanların durumunu söylemek zorunluluğumuz var. Bu da yanlış anlaşılıyor. Yani bu da bizi Evet. üzen bir durum. Ki Özgür Özel de bir iletişim eksikliğinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum dedi bize gelen eleştiriler. Fakat bu erken seçim meselesi ve CHP mesafeli derken şu yoruma da ben tanıklık ediyorum. Aslında mümkün olduğu kadar ötelemeye çalışıyor çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda daha şeye erken olduğunu düşünüyor ve dolayısıyla hani imam olduğu yavaş özel üçgeninde böyle bir tartışmadan bahsediliyor. Hazır değil misiniz o kararı vermeye CHP olarak? Şunu söylüyorum. Benim diyor diğer bir hayalim, görevim ilk Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak. Ve kimle kazanacaksak halk kim isteyecekse o olacak. Bundan emin olun dedi. Parti meclisindere de söyledi bizlere de söyledi. Bu konuda hiçbir bencilliği olmayan Tek ideali bu o, kara sistem ve düzenden bu ülkeyi kurtarmak olan bir genel başkanımız var. Genç bir genel başkanımız var. Ee, herkes rahat olsun. Biz işte 3 ay sonra seçim kararı alındı. Hemen toplanırız. En iyisi, en iyi bu ülkeye, bu parti yakışacak adayla gireriz ve seçimi de kazanırız. Biz yarın olsa seçimi kazanıyoruz bakın. Beyefendi bildiği için seçime gitmiyor. Anketlerin hepsi bunu gösteriyor. Çok böyle e, küçük küçük bize yakın görünen e, bazı bizi üzen dostlarımız da bunu biliyor. Anketleri söylüyoruz. Haksız ve çok e, ağır eleştirilerde Yapmayın diyoruz. Bakın anketler bu. %38 oy almış bu parti. Grafik sürekli yükseliyor. Biz ona taleplerimizi ileterek iyice köşeye sıkışıyor. Halk hazırlanıyor. Mitingleri yapıyoruz, ve yakın bir zamanda bu dertlerden büyük oranda kurtulacağız. Erken seçim istemiyorsunuz. Ya istiyoruz. Niye istemeyelim biz? Zaten çıkartıyorsunuz bunu. Peki. Hatta giyilen bir ceketten bile anlamlar çıkartıyorlar. Allah'ım yani. Evet Erdoğan'ın kareli iş. ceketinden. <laughs> ya olacak. Şimdi Erdoğan'ın, e, Sayın Erdoğan'ın kıyafetlerine dikkat ediyor musunuz? Yani nasıl bir şeyden bahsediyorsunuz dikkate? Bir giydiğini... Bir daha giymeyen bir cumhurbaşkanı ha, öyle var bu ülkede. Hiç Şimdi öyle bir durumda bizim hiçbir şey giymememiz lazım. Herhalde bir 10 bin takımın olçan gardırobu var beyefendinin. Ya bu olacak şey mi yani? Bir ceketten anlam çıkartıp koca koca gazeteciler, aydın görünümlü e, insanlar neler yazdı ya. İnanılmaz bir durum. Türkiye'nin durumu, sorunu bu değil. Biz 31 Mart'ta bir başarı yakaladık. Bir yere doğru ülkemizi, partimizi başarıya doğru götürmek istiyoruz. Ve şunu söylüyorum. Ne yapacağımızı da biliyoruz, ne yapmayacağımızı da biliyoruz. Normalleşme konusunda endişelerle ilgili söylüyorum. Biz ne yapmazsınız mesela? Ne yapmayacağımızı biliyoruz. Bir mesela normal hemen söyleyeyim. Normalleşmeden kasıt AK Parti ile yakınlaşıp işte bir iş mi Hayır. Bunu yapmayız. Biz onlarla kapalı kapılar arkasında işte görüşüp bir iş çevirecek bir partimiz. Görüşmemizi de, söylememizi de, eylemimizi de, isteklerimizi de, halkın isteklerini de iletiyoruz. Onu da halkla paylaşıyoruz. Evet. Şimdi 5 dakikam kalmış. Hızlı hızlı. Özgür Özel'in daha önce yaptığı bir açıklamadan aklımda bir soru kaldı. Yine İmamoğlu ve Yavaş üzerinden. Onu sormak istiyorum size. O da şu. Şimdi Fatih Altaylı aktardı görüşmeyi. Diyor ki İmamoğlu yani aktardığına göre Özgür Özel şunu söylüyor. İmamoğlu ve Yavaş'ın son anda Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak gösterilmesini bu iki isme yönelik bir komplo olarak değerlendirdi. Onların siyasi geleceğini de bitirme operasyonu, operasyonuydu ama tutmadı dedi. CHP liderinin böyle söylediğini söylüyor. Yanlış hatırlıyorsam düzeltin beni ama bu iki ismin cumhurbaşkanlığı adaylığı gündeme geldiğinde Meral Akşener mi istedi? Nereden çıktı diye ve CHP'den önerinin geldiğine dair pek çok açıklama var. Cumhurbaşkanı vardı. yardımcılığı için Evet, adaylıkları. Dolayısıyla şimdi şunu sormak isterim. O zaman CHP içinde İmamoğlu ve Yavaş'ın siyasi geleceğini bitirmeyi isteyen kimdi? Şunu söyleyeyim, ee, öncelikle bakın belki iki belediye başkanı da çok popülerdi ve çok seviliyordu hala da öyle. Ekrem Bey de öyle, Mansur Bey de bir kitlesi var. Belki o görevi kabul etmeyebilirlerdi de, İçlerinde de belki sinmedi. Ama büyüm olan vatan ve bu seçimde bu de bu seçimleri kazanmaktı, ülkeyi kurtarmaktı ve bu görevleri kabul ettiler. Öncelikle ikisini, yani Ankara ve İstanbul Belediye Başkanı'nın seçim kazanmak adına, çok büyük bir fedakarlık. Bakın. Ama Hiç aday gösterilmeleri bir komploysa ee, bak, ama öneri de CHP'den yani gelmişti. Şeyi söylüyorum, ka kabul etmeleri e, bence büyük bir siyasi nezaket ve ülkesi için büyük bir fedakarlıktı. Ben o zamanla söyledim, bugün de söylüyorum. Teşekkür ediyorum onlara. Şimdi e, ben e, genel başkanın bunu hangi anlamda söylediğini, kimi Hı -hı. kastettiğini bilemiyorum tabii. Hı -hı. Yani o bölümü de aktardığı bölümü, bir bölümde. Aktardığı onun bölüm, için ben de hani daha dinlemedim. De, dinlemedim. doğrudan kendisinden ee, duymadığımız için... Ee, uzatmayacağım e, bu evet. soruyu ama aklımda kalmıştı. Peki bugün Semih Yalçın'ın bir açıklaması oldu MHP Genel Başkan Yardımcısının ve orada şöyle bir ifadesi var. Özel yanlış yolda olduğunu vakti gelip partisindeki gizli ve açık muarızları tarafından kafasına çuval geçirildiğinde anlayacak. Bu açıklamayı görünce gördünüz mü öncelikle? Ben gördüm. Ee, daha önceki açıklamasındaki tehditlere çok ağır şeyler söyledik kendisine. Ama ben bunları berrak bir kafayla yazdığını düşünmüyorum Semih Yalçın'ın. Semih Yalçın garip birisi. Yani mesela Sinan Ateş cinayeti dahil MHP'deki tüm tuhaflıkların tam öbeğindeki, göbeğindeki bir isim. Neredeydiğini anlamakta ben zorlanıyorum. Yani Devlet Bahçeli de bazen böyle konuşuyor. Bilmece gibi konuşuyor. Hı. Kim çuval geçirecek? Bugüne kadar... Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlarının hangisine partiden ya da dışarıdan kafasına çuval geçirebilme cesaretini göstermiş. Bu ne densizlik, ne hassizlik, ne terbiyesizlik. Yani işte aslında normalleşme. Biraz da biz bu usulü istemiyoruz. Hı, bu dili, bu dili gündemden çıkarmak. Bu dili gündemden çıkartalım. Bakın İran'da seçim oluyor. 5 tane aday televizyona çıkıp konuşabiliyor. Tartışabiliyor. Ya ben kendi ülkemde niye bunu yapamıyorum? Niye bu çuval muval hikayesiyle karşı karşıya geliyorum? Peki. Türkiye bunu hak etmiyor. 1 Temmuz'da Sinan Ateş duruşması evet. var, dava başlıyor. Evet. Özgür Özel orada olacak mı? Katılacağını halinde söyledi. Son durumu büyük bir ihtimalle pazar günü belli olacak. Katılacağını söylemişti. Peki, son bir dakikam kaldı. Sonuçta... Pazar günü önemli bir dönemet sizin için yine bir kez daha. Orayı orayla bitireyim isterseniz. Geçinemiyoruz ee, biti gibi çağrınız olacak mı buradan? Şunu söyleyeyim geçinemiyoruz ve bu ülkedeki emeklinin, işçinin, milyonların geçinemediğini gayet iyi biliyoruz. Pazar günü biz Gebze'de, niye Gebze'de? En çok e, Marmara bölgesinde fabrikaların, işçilerin en yoğun yaşadığı yer Gebze. Ben saygısını, solcusunu, muhafızlıklarını, milliyetçisini ama geçinemeyen tüm yurttaşlarımızı oraya bekliyoruz. 17'de pazar günü Gebze'deki mitingimize davet ediyoruz. Bizim için geçinemeyen her yurttaşın derdi partimiz olsun olmasın bizim derdimiz. Onlar için oradayız. Bu mücadeleyi gelin beraber yapalım. Çünkü açlığın, sefaletin, yoksulluğun partisi yok. Bu arada Diyarbakır ya da Şanlıurfa'da bir DEDAŞ mitingi mi yapacaksınız? Düşünülüyor çünkü çok büyük sıkıntılar var, büyük kesintiler var. Yangının sebebi Diyarbakır ve Mardin'de DEDAŞ'ın elektrik direklerindeki bakımları yapmamasından kaynaklı. Kesin ve rapor, ön raporda böyle. Bir tarih böyle. belli mi? Bir de belli değil, konuşuluyor bu. Bir Urfa ziyareti, Diyarbakır-Mardin ziyareti zaten olacak genel başkanımızın ama... Ee, son zamlardan sonra da zaten hmm. böyle bir şey hmm. zorunlu oldu. Bunun Daha diğer, da öne çekilebilir. Evet, Güneydoğu'da son zamlarla birlikte hmm. e, oradaki yapılan eksiklik, yanlışlıkları yerinde aykırmak iyi olacak. Mitinglerimiz devam edecek, sokakta olmaya devam edeceğiz. Erken seçimden, seçimden bırakın kaçmayı, yarın olsa hazırız, yarın olsa bu ülkede... Halkı kucaklayacak bir iktidarın gelmesi için elimizden gelen her şey yaparız. Kadromuzla, söylemlerimizle. Peki. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır. Çok teşekkürler. Sağ olun bu yayına katıldığınız için. Çok...